İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin Yaz Üniversitesi, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ararat Mirzoyan, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atandı. Ermenistan hakkında yabancı kaynaklar ve Ermeniler başlıklı kitap serisinin 20. cildi yayınlandı. Türk uçakları Sincar'da bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Ahalkalat'taki 3 nolu okulun onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Batı Ermenistan'daki Maraş'ın 40 mağaralarda arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kıvılcımlar adlı askeri eğitim kampının bir sonraki etabı Artsakh'ta gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Yaz Üniversitesi'nin çevrim içi dersleri 2, 3 ve 4 Eylül günlerinde gerçekleşecek. Aşağıda üniversite programı sunulmaktadır. Yaz Üniversitesi Batı Ermenistan Ulusal Konseyi. 1. gün 2 Eylül Perşembe. Devletin gerekliliği hakkında Guillermo Karamanyan halka açık sahnede 30 dakikalık söz alacak. Armenak Abrahamyan haklarımızın sağlanması 30 dakika. Lydia Margosyan Batı Ermenistan Devleti'nin tarihi anayasa süreci 30 dakika. 2. gün 3 Eylül Cuma. Artsakh Savaşı'nın hukuki sorunu. Batı Ermenistan içerisinde Artsakh, Guillermo Karamanyan konuşma süresi 30 dakika. Armenak Abrahamyan'ın Artsakh Savaşları konuşma süresi 30 dakika. Artsakh bölgesi ve kendi kaderini tayin hakkı Lydia Margosyan 30 dakika. 3. gün 4 Eylül Cumartesi. Batı Ermenistan'ın uluslararası arenaya katılımı. 1. Savaş ve Batı Ermenistan, Guillermo Karamanyan 30 dakika, Batı Ermenistan ve yerli halk Armenak Abrahamyan 30 dakika, Batı Ermenistan ve uluslararası kuruluşlar Lydia Margosyan 30 dakika. 2, 3 ve 4 Eylül 2021 her gün 21.30'dan itibaren Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Konsolosu Guillermo Karamanyan İspanyolca, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan Fransızca. Zoom'da doğrudan bağlantı. Moderatör Leonardo Basmacan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinden verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararnamesiyle Ararat Mirzoyan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atandı. Kararnamede Başbakanın önerisine istinaden anayasanın 150. maddesine göre Ararat Mirzoyan Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır denilmektedir. Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü Madena Taran'ın bilim kurulu kararı ile 13. 16. yüzyıl tarihsel Memlük geleneğinin kaynaklarını kapsayan Ermenistan ve Ermeniler hakkında yabancı kaynaklar başlıklı dizinin 20. cildi Arap Kaynakları 4.sü yayınlandı. Kitap, Ermeni-Memlük siyasi ve diplomatik ilişkilerinin incelenmesi için önemli olan Arapça kaynaklara adanmıştır. Eserin ana bölümünde Memlük Devleti'nin tahtında oturan 3 padişah döneminde kraliyet şansölyesi pozisyonunda bulunan Muhyiddin İbn Abd al-Zahir'in 1260-1292 Kilikya Ermenistan'ı tarihinin birçok detayları hakkında değerli bilgiler içeren eserleri sunulmaktadır. Yazar eserinin çoğunu olayların doğrudan katılımcısı gibi yazmış. Kitap Armenologlar, Ortaçağ bilimcileri, kaynak bilimcileri ve Kilikya Ermenistan'ı tarihiyle ilgilenenler için hazırlanmıştır. Kitap Suriyeli Makki Muhammad Mahmud Şahrazadi'nin himayesinde yayınlandı. Dün Türk savaş uçakları Irak'ın Ezidi Şengal bölgesini bombaladı. Saldırı sonucu Sincar Direniş Güçleri komutanlarından biri öldü. Hastanede bulunanları tahliye etmek için binaya yaklaşan vatandaşlar da Türk uçakları tarafından hedef alındı. Bombalama faaliyeti nedeniyle insanlar tahliye edilemedi. Bugün ise Şengal'in Skeniye köyünün sağlık ocağı arka arkaya 3 kez bombalandı. Rudav Şengal muhabiri Tahsin Kasım, sağlık ocağına düzenlenen hava saldırısının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre saldırı sonucunda sağlık ocağının binası hasar gördü, 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar mevcut. Bombardımanın ardından bölgede gerginlik devam ediyor. 44 gün süren Artsakh Savaşı sırasında Türk-Azeri güçlerinin sivil altyapıyı, tıp merkezlerini ve hatta kiliseleri hedef aldığını hatırlatalım. Cavahkın Ahalkalak'taki İlya Çavcavadze adlı Üçnoğlu Devlet Okulu'nun yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle öğrenciler yeni eğitim yılına başka bir okulda tekrar başlamak zorunda kalacaklar. İlya Çavcavadze adlı okulun yenilenmesi 2 yıldır sürüyor. Yeni 3 katlı okul binası 2012 yılında inşa edilmişti ancak tadilata ihtiyacı vardı. Yeni öğretim yılının başlamasına bir aydan az süre kaldı. Ancak okulun iş tadilatı henüz bitmedi. Tadilatı gerçekleştiren şirket çalışanı Dato Abramashvili'ye göre yenileme işlemi yeni öğretim yılı başlamadan 15 Eylül'e kadar tamamlanacak. Binanın dış cephesinin tadilatı tamamlanmış olup okulun sadece iç kısmı kalmıştı. Üçnolu Okul 2012 yılında Huro İnşaat firması tarafından yaptırılmıştır. Gürcü Okulu'nun binası çok işlevlidir. Binanın bir bölümünde Zurab Civani adlı kamu yönetimi okulu da yer almaktadır. Batı Ermenistan'daki Maraş'ın Pazarcık ilçesinde Roma dönemine ait anıt ve kaya mezarlarının bulunduğu 40 mağaralarda ikinci dönem arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında elde edilecek bulgular kent için önemli bir turizm kaynağı olacak. Mağaraların milattan önce 2000'li yıllara dayanan bir geçmişi var. Kralların da içinde bulunduğu birçok aristokrat ailenin defnedildiği kaya mezarlarının bir turistik tesis olarak kazandırılması bekleniyor. Kıvılcımlar adlı askeri eğitim kampının bir sonraki etabı Artsakh'ta gerçekleşecek. Etkinliklerin düzenlenmesinden sorumlu Laura Grigorian, Artsakh Press muhabirine bu konuda kampın temel amacı gençlerin fiziksel ve psikolojik eğitimlerinin yanı sıra serbest boş zamanlarının doğru ve etkili bir şekilde düzenlenmesini artırmaktır. 15-17 yaş arası gençler kampa katılmak için kayıt yaptırabilirler. Kamp 10 gün sürecek diyerek Stepanakert'in diriliş meydanından 21 Ağustos saat 9'da ayrılacaklarını sözlerine ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı koro tarafından seslendirilen 7. yüzyılda yaşamış Ananya Shiragatsi'nin Ermeni ruhani şarkısı Vor Vasın Mero Pırgutyan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.